Ordu son yılların en büyük sel felaketini yaşadı. Köprüler yıkıldı, vatandaşlar mahsur kaldı. Karadeniz sahil yolu çöken yol nedeniyle uzun süre kapalı kaldı. Şiddetli yağış Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde etkili oldu. Ordu genelinde 8 köprü yıkıldı. O köprülerden en önemlisi Ünye'de Karadeniz sahil yolu üzerindeki Cevizdere Köprüsü'ydü. İki parça halindeki köprüden biri kullanılamaz hale geldi. ...24 canlı yayınına telefonla katılan Ordu Valisi Seddar Yavuz, günlerdir bölgenin hava raporunun takip edildiğini, köprünün yağış öncesinde trafiğe kapatıldığını söyledi. Vali Yavuz, köprünün erken kapatılmasıyla olası bir can kaybının önüne geçildiğini ifade etti. Şu ana kadar valimiz tarafından her türlü tedbir valimiz koordinasyonunda yapılıyor. Özellikle devlet büyüklerimiz, bakanlarımız hepsi gerekli emir ve talimatları kurum ve kuruluşlara vermiş durumda. Bütün imkanlarımızla sahadayız. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Yapılan çalışmaların ardından sahil yolundaki Cevizdere Köprüsü tek taraflı ve kontrollü olarak trafiğe açıldı. Sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlarsa iş makineleriyle kurtarıldı. Sel oldu burada babalarımızın döneminde. İnsanlara götürdü. Ondan sonra ilk kere bu kadar sel görüyoruz yani. Ünye'nin Cevizdere beldesinde de bir tekstil atölyesinde mahsur kalan 165 işçi kurtarılanlar arasındaydı. Riskli bölgelerde bulunan vatandaşlar ve mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu alanlarda AFAD, jandarma ve valilik ekiplerinin koordinasyonuyla tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Üreticilerin topladığı tonlarca fındık da sele kapıldı. Sel götürdü bizim fındığımızı, hepimizi götürdü. Fındığın burada mıydı? Buradaydı, burada. Ne kadar bir fındığın aşağı doğru aktı gitti? Bir ton var. Şiddetli yağış heyelana da neden oldu. İş makinelerinin çalışmasıyla heyelanın kapattığı yollar yeniden açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldı. Yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nu Ordu'ya gönderdi. Bölgeye ilk gelen İçişleri Bakanı oldu. Bakan Soylu yetkililerden bilgi aldı, ardından da kısa bir açıklama yaptı. Ordulu hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır.